Herkese merhaba arkadaşlar. İntikam temalı en iyi Kore dizileri hakkında konuşacağız. İlk dizimiz Şöhret, Netflix'te yayınlanan bir intikam dizisidir. Dizi, lise yıllarında sınıf arkadaşları tarafından taciz edilen ve hayatı mahvolan bir kadının hikayesini anlatıyor. Kadın, yıllar sonra ona bunu yapanlara ve seyirci kalanlara intikamını almaya karar verir. Bunun için onların yanında çalışmaya başlar ve ince ince planlarını uygular. Dizinin yaratıcıları Kim Yunusuk ve Angil Hodur. Dizi, 2022 yılında iki kısım halinde yayınlandı. İlk kısım 8 bölüm, ikinci kısım ise 5 bölümden oluşuyor. Şöhret dizisi, izleyiciyi sürükleyen, gerilimli ve duygusal bir dizi. Dizide zorbalığın ve tacizin ne kadar büyük yaralar açtığı, intikamın ise ne kadar tatmin edici ama aynı zamanda ne kadar tehlikeli olduğu gösteriliyor. Dizinin oyunculukları, senaryosu ve yönetimi de oldukça başarılı. Kore dizilerini sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. <laughs> Zarif Aile Dizi, 15 yıl önce cinayete kurban giden annesinin ölümünü araştıran Moh Seok He ve ona bu araştırmada yardım eden avukat Hee Yoonudo'nun etrafında dönmektedir. Moe büyük bir şirket olan MC Grup'un sahibi olan babasının tek kızıdır. Dışarıdan kibirli ve zengin bir kız gibi görünse de, aslında annesinin ölümünün ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen duygusal bir yüreğe sahiptir. Hiio do ise ofisi olmayan, küçük mahalle sorunlarını çözen bir avukattır. Bir gün, MC Grup'un yolsuzluklarını ve yasa dışı işlerini örtbas etmekle görevli olan Top adlı bir hukuk firmasına girer ve Mohse Okey ile tanışır. İkili, birlikte annesinin ölümüyle ilgili ipuçları ararken hem tehlikeli hem de romantik bir maceraya atılırlar. Zarif Aile dizisi, sürükleyici bir senaryoya, başarılı bir oyuncu kadrosuna ve heyecan verici bir müzik seçimine sahiptir. Dizide aile içi entrikalar, gizli sırlar, adalet arayışı ve aşk gibi temalar işlenmektedir. Yeniden doğmuş zengin, Popüler bir Kore dizisi olup fantastik ve romantik unsurlar içermektedir. Dizinin konusu şöyledir: Lee Mina, zengin bir ailede doğmuş ancak küçük yaşta bir trafik kazasında ölmüş bir gençtir. Öldükten sonra hayatını değiştirmek için bir şans verilir ve 20 yıl sonra yeniden doğar. Ancak bu sefer fakir bir ailede büyür ve hayatı zorluklarla doludur. Lee Mina eski hayatını hatırlamaya başlar ve kendisini öldüren kişiyi bulmaya karar verir. Bu arada, eski sevgilisi Kim Soo-joon da yeniden doğmuştur ve şimdi ünlü bir aktristtir. Lee Mina ve Kim Soo-joon tesadüfen karşılaşırlar ve aralarında eski aşkın kıvılcımları yeniden alevlenir. Ancak, ikisi de geçmişlerini saklamaktadır ve aralarında pek çok engel vardır. Dizi, izleyicileri hem heyecanlandıran hem de duygulandıran bir dizi olarak beğeni toplamaktadır. Dizinin oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekmektedir. Başkalarının intikamı, Kore'nin en popüler dizilerinden biri olan bir gerilim dramasıdır. Dizinin konusu, hayatlarını mahveden bir grup zengin ve güçlü insanın intikamını almak için bir araya gelen dört farklı karakterin hikayesini anlatıyor. Bu karakterler şunlardır Lee Min Hoja, eski bir polis memuru ve şimdi bir dedektif. Karısı ve kızı bir trafik kazasında öldürüldü. Kazanın sorumlusu olan sürücü ise hiçbir ceza almadı. Kimse oyun, eski bir avukat ve şimdi bir gazeteci. Babası, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı ve hapishanede öldü. Soyun, babasının masum olduğunu kanıtlamak için uğraşıyor. Chu Vihyun, eski bir doktor ve şimdi bir hemşire. Kocası, bir hastanede çalışırken ölümcül bir virüse yakalandı. Vihyun, kocasının ölümünün arkasında bir komplo olduğunu düşünüyor. Park Woo-Noho, eski bir asker ve şimdi bir siper suçludur. Ablası, bir siyasetçinin metresi olarak kullanıldı ve intihar etti. Wonho, ablasının ölümünün gerçek nedenini ortaya çıkarmak istiyor. Bu dört karakter, intikam planlarını gerçekleştirmek için gizli bir organizasyon kurarlar. Ancak karşılarına çıkan engeller ve tehlikeler onları zorlayacaktır. Ayrıca intikamın bedelini ödemeye hazır mıdırlar? Benim adım, Netflix'in 2021 yılında yayınladığı bir Kore dizisidir. Dizinin konusu, babasının ölümünden sonra intikam almak isteyen bir kadın olan Cikun'un hikayesini anlatmaktadır. Jivu, babasının katillerini bulmak için bir suç örgütüne sızar ve burada kendisine yeni bir kimlik verilir. Yon Vivo. Vivo, örgütün lideri Hank Dongsun'un sağ kolu olur ve onun güvenini kazanır. Ancak, Vivo'nun geçmişiyle ilgili bazı sırlar ortaya çıktıkça, intikam planı tehlikeye girer. Vivo, hem örgüt içindeki hem de dışındaki düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalırken, Aynı zamanda kimliğini ve insanlığını korumaya çalışır. Dizi gerilim, aksiyon ve dram türlerinde bir dizidir. Dizinin senaryosu ise Kim Bajda tarafından yazılmıştır. Dizi 8 bölümden oluşur ve her bölüm yaklaşık 60 dakika sürer.